kendimizin ilk olarak dönüşünü görelim. Çok yavaş bir çevrilişte bile, yani çok hafif çeviriyorum, hiç güç kullanmadan. Çok rahat 2-3 tur dönüyor. Bu çark feleğimiz yerden şu üst noktasına kadar olan mesafe 165 cm. Normal boydaki bir insanın rahatlıkla çevirebileceği, boyunun yetişebileceği, pimlerden tutup çevirebileceği bir yükseklikte. Daha yüksek olması avantaj değil, dezavantaja dönüyor. Estetik olarak da, görüntü olarak da, ergonomik olarak da iyi olmuyor. Çark felekten biraz bahsedeceğim. Göstergesi, orijinal çark felek göstergesi şu olay. Yani pimlere çarptığı zaman aynı noktaya yine geri gelmesi. Onun dışında şunları eskiden ahşaptan yapıyordum. Şimdi şeffaf plexi çubuklar kullanıyorum. Çok daha şık duruyor. Çok daha güzel duruyor. Onun dışında şu bölmeleri yine plexi glass ürünü. Üzerine tahta kalemiyle istediğiniz yazıları yazıp silebilirsiniz. Asetatlı kalemi kullanıp sonra kolonyayla da silebilirsiniz. Veyahut da okullarda kullanılan normal tahtalarda kullanılan tahta kalemiyle yazıp normal şey peçeteyle veyahut da silgiyle silebilirsiniz. Bu çark feleğin sağlam olması gerekiyordu. O yüzden şunları somun ve civatayla sabitledim. Önden kör somun, şık estetik duruyor. Parlak bir kör somun. Gayet de güzel duruyor. Arkadan da civatayla bağladım ki bu çark felek şu anda çok aşırı derecede sağlam. Kesinlikle devrilme, yani bilerek kasıtlı olarak devirmedikten sonra dönme sırasında kesinlikle dönme veyahut da çevirme sırasında kesinlikle devrilme olmuyor. Onun dışında çark felekle ilgili anlatacaklarım şu, bunun çapı, yani çark feleğimizin çapı 68 cm. Bunlar 8 mm MDF lambdan. Şunlar alt kayıt, alt tablo ve arka kayıt 18 mm MDF lambdan, yere gayet sağlam basıyor. Onun dışında şurada şu alt tabloda gövde kısmında firmanızın veyahut da kurumunuzun logosu, amblemi gibi veyahut da hediye etmek istediğiniz ürünleri veyahut da ne yazmak istiyorsanız oraya yazabileceğiniz genişçe bir alan var. Yani bir metreye yakın bir alan var. Çok rahatlıkla bir amblem ve logo çalışması yapabilirsiniz. Bu çark felekle ilgili anlatacaklarım bunlar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.